Evet, canlı yayını açtım. Şu anda bizimle birlikte Dersimli sanatçı Berivan Aral var. Mabıxır Berivan Aral. Mabıxır. Tabii Smaxır amı. Zandalu türküsüyle başlarsan güzel olur. Seyircilerimiz, arkadaşlarımız da onu benden özel olarak talep etmişlerdi. Talep. Kerganayı mı istediler? Zondanı, day day zondanı. Evet, evet. Adrezeremde ve sen ol, biyokle ciger zondan ol. Çerekina dünyamı ser ol, dayetim tarıyo demdan ol. Çerekina dünyamı ser ol, dayetim tarıyo demdan ol. Kergana daye daye kergana, zondana zerrem de derbena. Kergana ciger romu kergana, rozeye nazerrem de derbena. Zalım ne verdan o keberi, lokme kızır bare keri, kemere bın bare ekraser o, kırbane hekiyi bederi, kemere bın bare ekraser o, kırbane hekiyi bederi. Kergana daye daye kergana, zondana zerrem de berbena. Kergana cigeramı kergana, rozeye nazerrem de berbena. Ya bekeşi ya, zerremde çiye vışı ya, etke taraşı ya ciger, harde devre su zezeli ya, etke taraşı ya ciger, harde devre su zezeli ya. Kergana daye daye kergana, zondana zerrem de berbena. Kergana cigeram kergana, kergana daye daye kergana, rozeye nazerrem de berbena. Yüreğine sağlık, çok güzeldi gerçekten arkadaşlar. Berfu darbe. Arkadaşlar bunu istek yapmışlar, bana yazmışlardı. Berivan Aral çıkınca bunu bize çalsın. Tabii bu akşam biz müzik yapacağız seninle birlikte. Söz de senin, saz da senin, müzik de senin. Seni dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Tamam, oğlum. Öncelikle bizi izleyen dostlarımıza burada sevgi ve selamlarımı
gönderiyorum. Bizi izledikleri için, bizi takip ettikleri için ayrı ayrı küçükten büyüğe teşekkür ediyorum. Ve sizler bizi konuk ettiğiniz için bu güzel sayfanıza ayrıca size de teşekkür ediyorum. Olun, bu arada geçmiş 1 Mayıs İşçi Bayramı'ydı dün. İşçi kardeşlerimizin, işçilerin, tüm dünyadaki ezilen sınıfın işçi bayramını kutluyorum ve saygıyla selamlıyorum onun uğruna şehit düşmüş, ölmüş insanları da anıyorum. Saygıyla. Ben Berivan Aral, Dersimliyim, Pertekliyim. Köyümü sormayın çünkü çok aşağı aşağı inmeyelim. Fransa Strasbourg'da yaşıyorum. 4 albüm çalışmam var güzel dost. En son Çerk'ti albümü. Kalan müzik de çıktı öyle söyleyeyim. Şu anda yeni yeni yani bir yılını doldurdu. Menajer sıkıntısı yaşadım. Yeni yeni tanıtımını yapıyoruz. Yeni yeni insanlara işte bir akıllı Zondan'a herkese ulaştı. Dızdo herkese ulaştı. Biz de onların evlerine, onların bu zorlu süreçte onların evlerine konuk olmaya çalışıyoruz. Konuk olduk sizin aracılığınızla. Benden yani bu kadar. Soracağınız sorular varsa cevap vereyim ya da oradan sorular varsa evet, size tabii. Siz bana iletirsiniz. Biraz da arkadaşlar yeni geliyor. Biz bu kanalımız yenidir. Test daha yapıyoruz. Çok arkadaşlarımız buna giremiyor. Evet. Şu anda da aslında efendim, çok basit. Evet, çok basittir ama bazı arkadaşlar gerçekten giremiyor. Çok arkadaşımız var. Şu anda hiç sorma. Arkadaşlarımız bu teknoloji konusunda biraz şeyler ne diyeyim yani iyi kullanamıyorlar. Aslında iyi şeyleri iyi kullanmak gerek. Mesela YouTube kanalı. Abone evet. olun diyorum. Bilmiyorlar nasıl abone. Nereye basacağız? Ne olacak? Dedim orada kırmızı bir şey çıkıyor. Hani abone ol. Ah, oraya tıkla ha. Evet yani, aynen öyle. Evet. Haklısınız tabii. Sizi ben izliyorum. Aboneyim orada. Teşekkür ederim. Tabii. Evet takip edin. Siz Zazaca'yı nasıl öğrendiniz? O konuda bize biraz açıklarsanız iyi. Tabii Zazaca'da da söylüyorsunuz. Evet. Aileden mi geliyor? Sonra da mı öğrendiniz? Yani bunun şeyse nerede kaynağı nereden geliyor? Evet, şöyle söyleyeyim. Bizim aileden yani kendi ailemizin içinde. Ben dünyaya geldiğimde adımı, cismimi nasıl ailem koyuyorsa işte ağlamayı da sevmeyi de güzel sözleri söylemeyi de ailem öğretti. Tabii ki büyüklerim öğretti. Ben ilkokulda öğrendim Türkçeyi. Benim annem aslında bize derler kırmancı mama mı kırmancı mama. Ama herkes bana Zaza ya. Herkes öyle söylediği için Zaza. Zaza diyeyim hani bilsinler diye ama asıl kırmancı mama. Kırmancı mı? Ben ilkokulda öğrendim Türkçeyi. Sonradan öğrendiğim bir dil. Nasıl ki zorluk aksan varsa bu Türkçede de benim çok mükemmel değil. Fakat kendi dilimdeki anne dilimde yani annemin dili dediğimiz kırmancı Zazaki dili annemin kendi dilidir ve çok iyi hakimim. Yazıyorum, okuyorum ve konuşuyorum. İşte gördüğünüz gibi besteler de yapıyorum. Evet. Babamın kendi dili de Kürtçedir. Şanslıyım çünkü iki dil evde konuşuluyordu ve ben bu iki dili de öğrenmiş oldum. Bravo. Memlekete gidip geliyor musunuz? Elbette. Tabii ki gidiyorum ve dersime burada selam sevgilerimi yolluyorum. İnşallah bu yıl bu şeyler geçer gider biter biz de gideriz. Gidiyorum. Memlekete gidilmez olur mu? Özlüyoruz yani. Peki oradaki kadınlarımızın durumu nedir? Tabii ben 40 senedir gidemiyorum. Gidemedim. Uzun zaman oldu. Dersimde ailem Dersimlidir. Akrabalarım var Dersim'de. Kökenim de orada. Tabii siz gidip geliyorsunuz. Oradaki evet. Kadın hakları. Şöyle ben de sizden farklı değildim. Ben 89'da Fransa Strasbourg kentine geldim. Ve ben 2004 yılında ancak gidebildim. Ben de sizin gibiydim. Tabii ki
Oradaki koşullar zordur. Oradaki insanların yaşamı çok çok zordur. Halen de öyledir. Çünkü şöyle kısa bir özet vereyim. Yani herkesin bildiği bir şey. Siz bir babaysanız, ailenizi yönetemiyorsanız, o zaman babayım demeyeceksiniz kendinize. Şimdi eğer sistem halkına faydalı veyahut yönetici değilse, sadece yani birilerini tutup diğerini bir kenara atıyorsa, tabii ki insanlar da ezilir, halk da ezilir, eksikleri olur. Ve bu sadece bugün değildir. Yani yüzyıllar önce bu sürmüş gelmiş. Özellikle biz Kürtler üzerinde, Aleviler üzerinde, devrimciler üzerinde, efendime söyleyeyim, aydınlar üzerinde ve en son grup yorumu örnek vereceğim. Yani türkülerini söyleyemiyor. Neden? Neden ya? Yani Evet. bir türkü söylemek bu kadar mı insanı korkutuyor? Demek ki korkutuyor. Yani bile türküsünü söyletmemek için çok basit istekleri var burada. Çok Evet. basit istekleri var ve türkü söylemek istiyorlar, konser yapmak istiyorlar. Ve burada yetkililer duyuyorsa bizi ve birçok sanatçı da bunu yaptı, duyuyorlarsa yani yardımcı olsunlar. Yani demek istediğim ülkede gerçekten hele şu dönemde daha çok zor. Evet, Bu aynen. dönemde daha çok zor çünkü yani insan mesela işçiler çalışıyor, işten atılmış, aylıklarını alamıyorlar. Eve peki nasıl ekmek götürecekler güzel dost? Bu Evet. insanların çoluk çocuğu var, nasıl geçinecek, nasıl, ne yiyecek, ne içecek, ne yapacak? Onun için ben hep videolarımda yani kendi yayınladığım Facebook'umda ve şunu söylüyorum. Lütfen bir dayanışma zinciri halk olarak kuralım. Birilerine bakarak değil yani. Kendimiz kuralım, yapabileceğimiz, ulaşabileceğimiz insanlara yardım edelim. Bir de ben 21'inde bu virüse yakalandım, ben de yakalandım. Allah'ıma şükür, çok şükür şimdi atlattım yani. Henüz daha öksürüğüm var tabii, daha tam anlamıyla iyileşmedim. Zorluk çekiyorum bazı şeylerde. Onun için yani ülkedeki bütün insanlar, öğrenciler zorda. Yani üniversite bitiriyor. Fakat diploması var, okumuş, o kadar okul okumuş. Ama iş yok. Niye? Diploması olmayanı sendedir diye onu alıyorsun işe. Gerçek sana, gerçek bu işi bitirmiş uzman olan kişiler de evde oturuyor. İş yapamıyor ve bunun sayısı çok yüksek yani Türkiye'de. İşçiler işten çıkarılıyor sebepsiz şekilde. Ya işte bak Zonguldak'ı biliyorsunuz güzel dost. Zonguldak'taki maden ocağındaki insanlar kaç metre yerin altına iniyorlar. Ve kanser maddesi var içinde ve çok tehlikeli. Ama ne yapsın adam? Ekmek götürmek zorundadır ailesine. Evet. Peki bu Zambona türküsü nasıl çıktı? Bunun bir hikayesi var mı? Güzel bir beste, anlamlı bir beste. Bunu nasıl bu ortaya çıktı? Evet, çok güzel bir soru. Bunu Can TV'de de ben açıkladım. Şimdi bazı türkülerimin içinde zaten bütün türkülerim, yazdığım bütün türkülerimin bir hikayesi vardır. Benden kaynaklı bir hikayesi vardır. Fakat bazılarını dinleyiciye bırakmak istiyorum. Mesela bu benim, siz tabii ki bu dile hakimsiniz. Yani Kırmancı Zazaki dediğimiz dile hakimsiniz. Ben Orada hakim nasıl değilim. kendin Ben anlıyorum. Hakim değil değilim. misiniz? Buyurun. Hakim olanlar orada kendine eminim ki bir pay çıkarır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde yaptığım bir yayında kardeşini kaybetmiş, arkasında çocuğunu kaybetmiş bir kişi bana yazdı, ağladı, yazdı. Çünkü bu acıyı yani bu Kergana'da bunu anlatıyor yani. Onun için o kendine iyi bir pay çıkarmıştır kendi açısından. Ben
Bazılarını yorumsuz bırakıyorum. Bazılarının da yorumunu yapıyorum. Bazılarının zaten kendileri çözüyor yani. Evet, Ama hikayesi vardır yani. Hikayesiz değildir yani. Evet, dinliyoruz başka bir parçadan. Çok teşekkürler, güzel şeyler anlatıyorsun. Evet. Kamra salato mare zalim bo zulm bo lemne 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 vah lemne derd oldu na dert mare grano lemen grano Makam re savato hek re sekardo mare zalmo zulmo lemne 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 ah lemne derdo go na dert mare grano lemen grano Yüreğine sağlık, çok güzel şeyler. Evet, tabii bunu Türkçe'de, hatta Kurmancı'da söyleyebilirsin. Biraz karışık, çok seslilik olsun. Bizim televizyonumuz Kazakistan televizyonu diyoruz. Ama tabii Kurmancı'da olsun, Türkçe'de olsun.
Tamam. Keket buk dedatu ne evgundaji krabeye gunde keket buk dedatu ne evgundaji krabeye Yüreğine sağlık bizim seyircilerden tabii sana çok çok teşekkürler. Çok güzel mesajları var. Sevgi gönderiyorlar, saygı gönderiyorlar. Sizi can kulağıyla dinliyorlar. Teşekkür ederim. Sen de benim selamlarımı iletirsin artık oradan. Ben arkadaşların adını okuyamadım. Çok sayıda arkadaşımız olduğu için. Evet. Biz tabii hepsine cevap veriyorsunuz. Güzel türkülerinizi dinliyorlar. Evet, devam ediyoruz. Müzik
Halkın tükenmez öfkesi yoldaş, yoldaş. Ben gene de susmaz sesi yoldaş, yoldaş. Halkın tükenmez öfkesi yoldaş, yoldaş. Ben gene de susmaz sesi yoldaş, yoldaş. Bir direniş meşalesi yoldaş, yoldaş. Özgürlüğün habercisi yoldaş, yoldaş. Bir direniş meşalesi yoldaş, yoldaş. Özgürlüğün habercisi yoldaş, yoldaş. Neler gizli geçen günde yoldaş, yoldaş. Emekçinin yüreğinde yoldaş, yoldaş. Neler gizli geçen günde yoldaş, yoldaş. Emekçinin yüreğinde yoldaş, yoldaş. Sağ olun, var olun. Güzel geçiyor müzik. Tabii bu arada hani bir sorumuz olacak tabii size. Biliyorsunuz yani Türkçe eğitim dilidir. İnsanlar çoğunlukta Türkçe konuşuyor. Kürtçe'de partileri var, dernekleri var. Sahipsiz değildir. Zazaca şu anda yetimdir, sahipsizdir. Zaza sanatçıları olarak bu dile yeterince destek vermediğinin farkındayım. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Yani Zazaca yok olmayla karşı karşıya, UNESCO raporlarında da bunlar geçiyor. Maalesef ne? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben üzerime düşen görevimi yapmaya çalışıyorum. Yani elimden geldiği kadar o dilin kaybolmaması için, yarınlara taşımak için, yeni nesillerin yani yeni çocuklarımızın doğacak olan hatta doğmuş olanların bizi takip etmesini ve öğrenmesini unutmaması açısından. Çünkü biz nasıl ki kendi büyüklerimizi, kendi ozanlarımızı takip ettiysek bu dil üzerinde bu seviyeye geldiysek ve onlar da aynı şekilde yapması lazım. Fakat burada en büyük görev anne babaya düşen bir görevdir. Ben Dersimliyim ya da Erzincanlıyım, Vartoluyum, işte Diyarbakırlıyım ama yani bu dili biliyor. Ama işte çocuklara öğretmiyor. Ya çocuklar öğrenmiyor. Hayır, aslında öyle bir şey yok. Çocuklar küçükken ne verirseniz çocuk onu beynine kayıt ediyor. Onun için burada birinci görev anne babaya düşüyor. Israrla bunu yapmaları lazım. Bir de
Eğitim yerleri vardır. Yani dernek dediğimiz insanların bir araya geldiği, üye olduğu, bir topluluğun bir araya geldiği, birbirini gördüğü bir yer. Aynı zamanda kültürel etkinlikler olarak bu dili koyabilirler daha ağırlıklı olarak. Ve ben Can TV'de de söyledim. Bu dilin yok olmaması için başta bir alfabe oluşturulması lazım. Yani konuşurken, yazarken E harfin üzerinde aksanı var mı yok mu? Ayn üzeri var mı yok mu? Nerede onları hangi harflerin içerisinde ve nereye kullanacağız konusunda iyi bir çalışma yapması lazım bu dil bilim okuyan, dil üzerinde yani dil bilimini okuyan arkadaşlarımız var. Bunlardan bir tanesi Hakan Kerimoğlu ve ben onunla sohbet ettiğimde, konuştuğumda gerçekten bu arkadaşımız çok güzel bir araştırma yapmış, çok güzel ortaya bir tez koymuş ve ben diyorum ki bu onun yanında yani başka da çalışan mutlaka arkadaşlar vardır dil bilimi üzerine, bu dil bilimi üzerine. Onlar da kendi yaptıklarını koysunlar. Yani bir vizyon olarak sunsunlar insanlara ortak bir karar alarak. Bir alfabenin oluşması lazım. Bu alfabe oluştuktan sonra zaten bunu eğitim olarak derneklerde verilir, evde verilir, okursun. Yani bir sözlük düşünün. Hani kelime arıyorsunuz ya, onda da arayabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Bir dil bilmek bir insan demektir. Yanılmıyorsam tabii benim bilgim yanlış olabilir ama bir kitapta mı okudum, değerli bir insan mı söyledi, tam olarak hatırlayamıyorum ama bir ağaca su vermezsen ağaç kurur. Kuruduğu zaman da dalları, malları yaprak vermez, yeşermez yani. Şimdi bu da öyledir. Yani bu dile bir şey vermek lazım ve yıllar önce aslında bu dil en önceki bir dilmiş yani, konuşulan bir dilmiş. Fakat hep yasak edildiği için hep o insanlar katliamlardan, sürgüne yollamaktan hep böyle şeyler yaşadıkları için maalesef bu dil üzerinde pek etkin değiller. Ama ben umudumu yitirmiyorum. Kimse de umudunu yitirmesin çünkü bu dili konuşanlar var, söyleyenler vardır. Ve mutlaka bir gün bu dil diğer diller gibi o da şeye girecek yani diye Evet, düşünüyorum. hem saz şimdi tabii siz diyorsunuz ki aile öğretmelidir. Bu feodal toplumlarda doğruydu. Yani çocuklar şehire gitmez, okul yok. Bugünkü gibi cep telefonu yok. Annesinden babasından öğrenirlerdi. Annesi babası da işte kendisi eker kendi biçerdi. Evine akşam gelirdi. Şimdi günümüz toplumundan tabii köyler şehirlere açıldı. Dünyada kapitalizm, teknoloji gelişiyor. Yani insan çocuklarıyla ancak uyku zamanında karşılaşıyorsun. Yani çocuk gider ders görür, okuldan televizyon seyreder Türkçe, okuldan Türkçe, eve gelince zaten yoruluyor, ödevleri var. Yani şimdi bu devlet sömürgeci bir anlayış var tabii devletin. Milletten vergisini alıyor ama insanlara ana dilini hak tanımıyor. Yani burada devletin en azından Bingöl gibi, Siverek gibi, Dersim gibi birçok bölgelerden yani Zaza dilinin resmi dil olması, Türkçenin, Kurmancı'nın seçmeli ders olması gerekiyor. Tam bunun aksine yani halkın %90'ı Zaza'dır. Burada diyor ki ya seçmeli yap ana dilini yani seçmeli ders yabancı diller içinde. Seçildikten çocuklar o okulu bitirdikten sonra da boşta kalıyor. Yani devletin burada bir suçu yok mudur? Vardır. Mutlaka vardır.
Yani buna karşı insanların ne yapması gerekir? Kendi toprağında bu insanlar kendi dillerini okulda eğitim alamıyor. Yani bunun bu nasıl düzelir, bu nasıl giderilir? Burada büyük bir haksızlık var. Yani öyle atlanacak bir mesele değildir. Çocukların %100'ü Zaza'dır. Zaza çocuklarına Türkçe öğretiyorsun, Zazaca öğretmiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Dinliyoruz. Söz sazı Berivan Aral'dan Dersimli bir konuk sanatçımız. Bizim yayınımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Yayınımız devam ediyor. Felek mrazan vazeno biyokle dersin de sen o lesamre kefen lazım niyo mre beso mre zoto harde devresu lesamre kefen lazım niyo mre beso mre zoto harde devresu Ba o men bo men bo zerrem de men bo wi qirayi so zerrem de nale no Ba o men do zerrem de men do wi qirayi so zerrem de nale no Nale no le mlzide no Nale no le mlzide no Tıgırana Zeremde Vijivena Perne Pavne Mısıknena Diyar ve diyar Fetelena Çereknena Perne Pavne Mısıknena Diyar ve diyar Fetelena Çereknena Ba o mendo mendo zerremde mendo Viyi hirrayi so zerremde nale do Ba o mendo mendo zerremde mendo Viyi hirrayi so zerremde nale do Nale no le mlzide no Nale no le mlzide no Thank you.
çuazena Roy me cena kata bena Dünya tala keşrene manena Dorme madı fetelina çerehina Dünya tala keşrene manena Dorme madı fetelina çerehina Ba o mendo mendo zerrem demendo Vi kirayi so zerrem demendo Ba o mendo mendo zerrem demendo Vi kirayi so zerrem demendo Alem olemin cibeno Nalen olemin cibeno Nalen olemin cibeno Nalen olemin cibeno Sağ olun herhalde biraz yoruldum. Dedim biraz yoruldum. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, yormuş olduk tabii. Biraz daha yanı başımızda olsaydınız hizmetlerimizi yapardık, gerekenleri yapardık. Onun için kusura bakmayın. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, tabii siz Strasbourg'da kalıyorsunuz. Bu Strasbourg bölgesinden Zaza'ca ilgili bir parti var mı? Bir oradaki insanların... Bu Zaza dili için bir çabaları var mı bölgede? Sanırsam Strasbourg'da da var. Ama Mulhouse yani Fransa'nın çeşitli yerlerinde var. Geçenlerde bu Dersim belediye başkanı gelmişti, komünist başkan gelmişti. Ben de oradaydım. Orada bir çocuk grubu çıktı. Çok güzel, çok duygulandım, hoşuma gitti. İlk defa da onları canla böyle başla, yani onur duyarak izledim yani sonuna kadar. Emek veren arkadaşlar vardır, Domoni Dersim diye. Tabii bu sadece Dersim yöresine uygun olduğu için Domoni Dersim diye böyle bir şey başlatmışlardı Dersim'de ve Avrupa'ya yayıldı. Ben yani isterim ki demin bahsettiğiniz Siverek'ten de olsun, işte Diyarbakır'dan da, Ahmet'ten, işte oradan olsun, Varto'da olsun, ne bileyim Muş, Bingöl, evet, var, yani Adıyaman'da var, Adıyaman, evet, nerede varsa yani bu evet, dil üzerinde bu çocuklara çok geniş bir noktada var, evet. Evet, yani bu dil üzerinde nerede varsa orada onlar da aynı şekilde yapabilirler. Yani uygulayabilirler ve o çocuklar zaten türkü söylerken konuşmayı öğreniyor. Nasıl ki biz bazı yani hepimiz de var. Belki tam ana dilimiz gibi konuşmuyoruz ama İngilizceyi nedense dinliyoruz yani. Dinlerken yani illa sözleri şey yapmak, anlamak gerekmiyor. Fakat sürekli dinlediğin zaman, sürekli üzerinde durduğun zaman öğrenmeye başlıyorsun. Türküler de öyledir. Bu türküyü düzgün telaffuz ederseniz her kelimesinde ne olur? Birçok kelime, yani kelime hazineniz çoğalıyor ve öğreniyorsunuz. Bence bunun üzerinde derneklerin çalışması lazım. Bu konuda yeteneği olan insanlar. Televizyon programları da öyle. Çok az. Yani çok az bu dil üzerinde çalışılıyor. Var ama var. Yok değil. Tiyatro ya, var. Yani tiyatro az çalışıldığına göre üvey evlat muamelesi mi görüyor bu dil? Şimdi ben o konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Şimdi o mevziden bahsettiğinizi biliyorum. Birileri size yasak koyabilir. Birileri okuma diyebilir. Yani bu devlet senin dilini, dinini, inancını
kültürünü yemin içmiş, yani asırlardır bunu yok etmeye çalışıyor. İstenmiyor. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Kimse alınganlık yapmasın. Üzerine alınmasın. Ben bir dersimliyim. Ben dersimliği için ölürüm. Canımı veririm dersimliği için. Dersim için de ölürüm yani. O derece. Ama şu demek değildir ki, hani belki bazıları diyecek işte milliyetçilik yapıyor, bölgecilik yapıyor falan filan. Hayır. Kendi insanını sevmeyen başka insanı sevemez. Evet. Hayvanları nasıl sevmiyorsan insanı da sevmezsin, doğayı da sevmezsin. Bu da ona benzer bir şeydir. Şimdi ben kendi yörem, kendi insanlarım üzerinde, kendi insanlarıma kurban olurum. Ben onlara ölürüm. Çünkü bizim acılarımız o kadar büyük ki, bizim acılarımızı tarifi yok. Hiçbir kitap doğru dürüst bunu yazamadı. Anlatılmayacak yani kelimeler bulunmadı. Bulunamıyor da. Onun için acılarımız bizim çoktur. Dersim deyince duracaksınız arkadaş. Dersim tarihi yine acılarla doludur. Onun için dikkat edin. Türkiye'de geçenlerde tesadüfen denk geldim. İsmail Küçükkaya bu Fox TV'de dedi ki en çok okuma yazma oranının yüksek olduğu il Tunceli'dir. En çok kız çocuğunu okutan Tunceli'dir. Evet, Dersim'dir. Çünkü Dersim halkı aydındır. Dersim halkı ilericidir. Dersim halkı çalmaz. Dersim halkı tecavüzcü değildir. Eşitliği savunan, teraziyi dengeli tutan, hak yemeyen, hakkını da yedirmeyen bir halktır. Haksızlığa karşıdır. Bizim acılarımız büyüktür. Ama her ne olursa olsun, her ne olursa olsun, biz Seyit Rıza'ların yolundayız. Biz pirlerimizin, rayverlerimizin, o kültürün yolundayız. Biz devrimci aydınların yolundayız. Doğru bir şekilde yönetim şekli kim doğru yapıyorsa biz onun yanındayız. Biz o ülkenin bölünmesini, parçalamasını, sınırların çizilmesini istemiyoruz. Böyle bir şey yok. Bu yanlış anlaşılıyor. Bize şurayı verin de bilmem ne yapın falan filan. Bence bu yanlış yani. Hayır, biz bizim olanı istiyoruz. Biz kendi evet, dilimizi konuşmak istiyoruz. Biz kendi kültürümüzü yaşatmak, yaşamak istiyoruz. O anlamda türkülerimiz yani, de bu yönlüdür. Şimdi Berivan abi, hanım tabii biz, sen Avrupa'da yaşıyorsun, biz de burada yaşıyoruz. Yani şimdi İsviçre kaç bölgedir siz gidip geliyorsunuz ama her dilde eğitim var. Orası kantondur. Hiçbir sorun yok. Yani bölünsek ki ne olur? Yani bu bölünmekten niye korkuyoruz? Şimdi her kültür, her insanlar kendi coğrafyası belli olsa, kendi iradesiyle yerelde hükümette olsa, yani bunun ne zararı var? Bunu tartışmaktan neden kaçınıyorlar? Çünkü neden biliyor musun? Senin doğruların beni alt edeceği için ondan korkuyor. Yani. Çünkü senin doğruların kitleyi kucaklayacak. Onun doğrularıysa daha böyle dar bir çerçevede bakıyor. Yani bilmiyorum, bunu aslında başka bir konu olarak tartışılabilir ama ben bu dilin üzerinde konuşmak istiyorum. Evet. Meseleyi açtınız çünkü bu gerçekten önemli bir şeydir. Yani ben isterdim ki burada gerçekten sizinle bu dili, böyle bu Türkçeyi konuştuğum gibi bu dili de konuşabileyim. Ben demin onu söyleyecektim. Siz orada bir şey söylediniz. Ben durdum. Ben programlara gittiğim zaman ismimden dolayı işimi kaybediyorum. İsmim Berivan olduğu için. Yani patron geliyor yanıma. İsim vermeye gerek yok. Kendini bilen biliyordur. Yani Berivan Hanım kusura bakmayın işte. Atıyorum kafadan yani.
2000'e anlaşmışsam 1000 lira da fazla veriyor zarfın içine koyarak. İşte kusura bakmayın yani biz hani şey yapmayalım, şikayet geliyor müşterilerden. Ya da ne bileyim dinleyici, kendisinin kitlesi işte dinleyicisi vesaire. Ama yanlıştır arkadaşlar, yanlış. Ben bunu söylüyorum. Bu korkakların işidir. Korkak olan kafasını kumun içine gömsün ve dursun o zaman. Hiç engel olmasın. Bunlar engelli yani, engelli. Direkt hiç engel olmasın yani. Çok yanlış. Evet. Bir insanı ismiyle yargılamak, bir insanı diliyle, diniyle yargılamak çok kötü bir şey. Efendim ben işte Türkiye'de bir gazetede röportaj yapmak istiyor. Geliyor. Ya Türkçe işte yapalım. Yani Türkçe konuşalım. Türkçe türkü söyle. Yani Türkçe. Ya arkadaş niye beni zorlap kendin yapıyorsun yani? Ya ben senin dilini ilkokulda öğrendim. Ben Fransızcayı burada öğrendim. Ben nasıl Fransızım? Yani Fransızım diyebilir miyim? Ya bir kere bunları artık aşmaları lazım. Bunlar aşılmadığı süreç içerisinde elbette acıyı da biz çekeceğiz. Ama burada şunu da söyleyeyim. Bu dil üzerinde tekrar söylüyorum, ısrarla söyleyeceğim. Ve bundan vazgeçmeyeceğim. Bu koronadan sonra daha da çok şey oldum. Israrla söyleyeceğim. Bu dil için dil bilimini okuyan arkadaşlarımız, kitap yazan arkadaşlarımız varsa o arkadaşlarımız bir araya gelsin, çeşitli bölgelerde toplantı şeklinde yaparak bir alfabe çıksın. Ya baskı her zaman var. Yasak her zaman var. Yasaklar delmek içindir ha, yıkmak içindir yani. Ne yapak biz şimdi yani? He? Durak mı? Boyun mu eğik? Ya bize el etek öpmeye alışkın değiliz arkadaşım. Evet. El etek öpenlerin sonunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyorlar. Çok mesajlar var. Sonradan okursunuz umarım. Tabii bazı arkadaşlarımız yayına katılmak istiyor bu akşam. Sadece Katılsınlar. Buyursunlar, yok yok. katılsınlar, iyi olur. Sadece yayını müzikle sürdüreceğiz. Efendim, biz müzik ya Zazaca bir türkü alalım, arkasından gel sohbet ederiz. Tamam. Kemise heyderem ne ve
Heydar emeju ke koku. Kemi se heydar emme ve ge ge. Heydar emeju ke koku. Gereke cenaze ederim berogo. Kestem ola telam ogoyi. Gereke cenaze ederim berogo. Naklem nege vayi ge. Adı kerçe mafes vayi ge. Naklem nege vayi ge. Adır kerçe mafes vayi ge. Vahlem ne vayi ge. Vahlem ne vayi ge. Vahlem ne vayi ge. Vahlem ne vayi ge. Sağ olun. Benim size bir sorum şöyle olacak. Hani kaç tane Zazaca besteniz var? Bu konuda bize aydınlatır mısınız? Oo, çok çok var ama albüm işte ben 4 albüm çalışması yaptım. İlk albümde 9'u bana aitti. İkinci albümde 10 tanesi bana aitti. Bu üçüncü albümde 11 tanesi bana aitti. Dördüncü albümde de 13 eser okudum. İki tane anonimdi. Bir tanesinin Kezamı'nın müziği bana aitti. Sözleri Ozan Garip Şahin'e ait. O diğer anonim de Değirmen Başı'nda vurdular beni. Bir de bu tepe Pullu Tepe'nin sadece iki kıtasını Kırmancı diline çevirdim. Zazaca'ya çevirdim. 13 eserden oluşuyor. 13 yani okudum. Sanırsam 11'i bana ait yani. Şimdi hazır olarak şu anda 2 albüm, 3 albüm yapabilecek eserlerim de var tabii ki. Ama toplam öyle saymıyorum yani. Ne kadar var bilmiyorum. Bakmak lazım. Tabii sizi izliyoruz. Biz neden bu kadar hani siz Fransızca bilirsiniz, Kırmançki bilirsiniz, Türkçe bilirsiniz. Ama Zazaca niye bu kadar esere yer veriyorsunuz? Yani bunun şeysi nedir? Evet işte bu da çok güzel bir sorudur işte. Bizim demin bahsettiğimiz şeydir. Yani bu dilin yok olmakla karşı karşıya olduğu gibi bir de yok edilmeye sayılıyor sürekli. Saymıyor yani. Seni hiç görmüyor yani. Ben neden Almancayı görüyorum, Fransızcayı görüyorum? Yani onlara o saygıyı duyuyorum. O anlamda ısrarla ben bu dilden söylemeye devam edeceğim. Son nefesime kadar diyorum. Arkadaş yazmış tabii. Diyor ki ben diyor anlayamadım Zazaca demek istiyor. Bu tepe Pullu Tepe diyor. Onu dinlemek istiyorum diyor. Söyleyeyim tamam. Tabii. Ama o tepe Pullu Tepe'yi söyleyeceğim fakat yani bir kıtası Türkçe olarak okuyacağım. Tamam. Alınganlık olmasın. Albümde okuduğum şekliyle okuyacağım yani. Tabii çok sorular var arkadaşlar. Thank you.
Serena koyra pulo yare yare yaramın o erden teperu yare yare yaramın vane yara to hemra yare yare yaramın levfani vara vurdu yare yare yaramın Vane yara to hemra vi yare yare yaramın Levfani vara vurdu vi yare yare yaramın Bu tepe pullu tepe neni de yarim neni su gelir sere serpe eski de yarim hani dediler yar uyumuş neni de yarim neni uyardım öpe öpe eski de yarim hani Dediler yar uyumuş neni de yarim neni uyardım öpe öpe eski de yarim hani. Nazerlu ber hurdi keri vi yare yare yaramın bervele yara koker vi yare yare yaramın desmala süreni ya vi yare yare yaramın ceve kode vedari vi yare yare yaramın Desmala sureni ya vi yare yare yaramın Cere kode vedari vi yare yare yaramın Sağ olasın, var olasın. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Bir tane Ama tabii sen bilmiyorsun tabii şeyi. Ben anlıyorum. Konuşmaktan zorlanıyorum. Şimdi İngiltere'de benim bir arkadaşım var. O başkan. Ben bu eseri yaparken hani bu eser sözünüzü balla kestim. Kusura bakmayın ustadım. Bu eseri Kürtçesi vardı okunmuş. Türkçesi de okunmuş. Ama yani Kırmancı Zazaki dediğimiz dilden ben pek rastlamadığım için dedim hani kendimce çevireyim okuyayım diye. Ve bunu da burada okudum. İsteyen arkadaşlara gitsin, herkese gitsin ama benim sevgili menajerime Gülistan Açık Göz'e gitsin özellikle. Ona mümkün okuyayım. Müdür tekrarlaması? Efendim? Tekrar diyoruz. Tekrar aynı mı? Aynı türkünün tekrarı evet. Aynı, tamam. Yare yare yaramın o erden teperu vi yare yare yaramın vane yara to hemra vi yare yare yaramın levfani vara vurdu vi yare yare yaramın vane yara to hemra vi yare yare yaramın Levfani vara vurdu vi yare yare yaramın
Bu tepe, pullu tepe, neni de yarim, neni. Su gelir sere serpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, neni de yarim, neni. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş, neni de yarim, neni. Uyardım öpe öpe, eski de yarim hani. Nazer nu ber hurdi keri bu yare yare yaramı ber böyle yara koker bu yare yare yaramı desmala süreni ya bu yare yare yaramı ver cebe hode ve dari bu yare yare yaramı desmala süreni ya vi yare yare yaramın ceve kode ve dari vi yare yare yaramın. Çok sağ olun, var olun, bizi kırmadınız, ikinci defa okuduğunuz çok güzel. Size bir sorunuz var tabii gene. Zor sormayacağız haliyle. Siz düşüncenizi istediğiniz gibi izah edersiniz. Böyle konuşmuştuk. Tabii biliyorsunuz şimdi Türkiye'den, yani Zazaların yaşadığı bölge ya da metropollerden çok Zaza dernekleri kuruldu, Zaza partisi kuruldu. Yurt dışında da bir Zaza örgütlenmesi söz konusu, Zaza dili kurumları olacak ki bu dil kurtulabilsin, kendi kurumları olacak. Şimdi bu konuda bilgileriniz var mı? Siz izliyor musunuz bu kamuoyundaki gelişmeler? Evet. Mutlaka tabii ki bilgim var. Nerede kurulmuş, kimler ne yapıyor. O kadar şey değil. Fakat hani şöyle bir şey söyleyeyim. Birlik olmadığı süreç içerisinde parçalama, böl, yönet mekanizmasını, yani mekanizmasına uymuş oluyorsun. Onun için birleşmek gerekiyor. Daha da güçleri birleştirmek gerekiyor. Yani evet, şimdi leçeler var. Yani kelime şeyleri var. Her biri bir şey kendi doğrusunu ben doğruyum diyor ama mutlaka her doğrunun içinde bir yanlış vardır. Değil mi? Aynen. Ben şimdi her şeyi doğru mu yapıyorum? Yok. Benim de doğrularım. Çünkü ben bir metayım. Yani sonuçta hareket eden bir cisim. Onun için o hareket olduğu süreç içerisinde, o hareket içerisinde hatalar da olur. Yani iyi yönü, kötü yönü, iyi şeyler, kötü şeyler de olabilir. Biz şey mantığını yıkmalıyız. Yani hangi düşünce olursa olsun, yeter ki ezilen sınıfın yanında olsun, devrimci olsun. Biz şunu yıkmalıyız yani. O buradandır ya, o bizden değil. O şunu savunuyor, o bunu savunuyor. Bu düşünceyi atmamız gerekiyor. Bir de şu birlik çağrısını tekrar yapsınlar yani. Sorumlu olan, yani bu tabii ki ben siyasetçi değilim. Ben bir sanatçıyım ama bir sanatçı olarak da bu müziği işlediğim için. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dostum, evet. Bizim müziğimiz, yani Kırmancı dili, Zazaki dili, bizim müziğimiz o kadar güzel ki, o kadar gerçekten böyle insanın kalbine dokunuyor ki. Ben bir Fransız etkinliğinde çıkmıştım, bu kendi dilimden söylemiştim. Koşarak hemen benim yanıma geldiler sahnem bittikten sonra.
Ben çünkü 3-4 dilden söylüyorum. Kürtçe, Türkçe, Zazaca işte. Dedi ki bir tane türkü söylediniz dedi. O türküde dedi çok etkilediniz beni. O hangi dil dedi? Okulunuz hangi dildi dedi. Sordu. İşte ben de kendi dilimce döndüğü şekliyle anlatmaya çalıştım. Şimdi o kadar etkileyici ki çünkü bu halk o kadar çok acı yaşamış ki yani düşününsenize ya sen Zazasın diye sen yani insan yerine bile koyulmuyorsun yani. Aynen. Bu çok acı verici bir durum. Yani bu sadece benim için değil, herkes için çok acı verici bir durum ya. Ya insan insandır. Yani insan ayrımı olmaz. Ne düşünürsen düşün, hangi şeyden olursan ol ama insan ol yani insandır sonuçta. O insanın dili var, o insanın bir kültürü var, bir örf adeti vardır. Yani saygı duymak lazım. O yüzden türkülerimiz de böyle acıklı oluyor işte. O Fransızlara Zazaca mı söylediniz yani? Evet, hep öyle söylüyorum. Zazaca, Kürtçe ve Türkçe, Ermenice de okuyorum ben. Böyle programlarımda karma yapıyorum. Çok güzel. O Çok renkli. yüzden ama ilk hedefim tabii ki ilk kalbimde yatan şey kendi dilimdir. Çünkü ben acılarımı, kederlerimi, sevinçlerimi, güzelliklerimi en iyi anlattığım dil bu dildir. Evet. Yani o yüzden Tabii aynı biz de senin gibi birlik beraberlikten yanayız. Zazalar bugüne kadar siz biliyorsunuz bütün partilerin içerisine girdiler. Her yere destek verdiler Zazalar. Hiç ayrım yapmadı. Zaza toplumu sağda solda her yere girdi. Her yerde de orada birlik beraberlikten yana oldu. Ama ne yazık ki aradan geçen bir uzun zaman sonra geriye dönüp baktığımızda Zazaların o kadar emekleriyle birlikte bunların ana dilleri de yok oluyor. Yani şimdi birlik beraberlik güzel bir şeydir. Hepimizin dileğidir. Ama bu birlik beraberlik derken diyelim ki işte Türk partileri Türkçeyi ileriye sürüyorlar. Kürt örgütleri de birinci derecede Kurmancayı, Kürtçeyi söylüyorlar. Zaza'ya geldi mi işte %5, %10 de biz destek verdik, partileri gelişti ama bizim verdiğimiz desteklerin karşılığını Evet. halkımızın dili, kölelerimizi, şeylerimizi kaybettik diye düşünüyorum. Yani birlik beraberlikse şimdi biz de çağrı yapıyoruz. Zaza dili UNESCO'nun da raporunda vardır. Artık sanatçılar, edebiyatçılar, siyasiler, herkes bu dilin ayağa kalkması için, gelişmesi için destek katkı vermesini bekliyoruz. Evet, söz sırası sizde var Evet. tabii. Evet, şunu söyleyeyim. Hani rastgele böyle şeylerin kurulmasına karşı da bir söz söyleyeyim. Öyle rastgele kurulmasın. Yani öyle siz bir parça bir şey yapın, o biri bir parça pinçik bir şey yapsın, o biri böyle. O zaman bu evin temeli sağlam olmaz. Benim bahsettiğim konu güzel dost. Sağlam temeller üzerine önce kurmadan önce o bilim dil bilimi insanlarını bir araya getirin, edebiyatçıları getirin. Çünkü bu dilin bir edebi şekli de olacak yani. Ondan sonra ne bileyim bilim adamları yani bunu doktorasını yapan insanlar emek vermiş yani bu diplomayı böyle havadan almamış. Evet. Ama şöyle böyle bir şey kurmuşsanız hani geniş bir şeyiniz de varsa işte bir araya gelinsin ve bu tartışa tartışa konuşa konuşa hal olsun. Ama alfabe, önce alfabe. Alfabe çıksın ki çocuklara öğretesiniz. Yani yoksa başka türlü olmuyor yani. Aynen doğru. Katılıyorum. O Evet, yüzden. tekrar tabii sözlerini Thank you.
Ben o ve no mırdını ben o tren o ken o zıkume ko kule ma bıttı zonen o lau lau dız do dız do dız do kule ma bıttı zonen o lau lau dız do dız do dız do dini dız do dız do dız do ra dız do kule jüreker o mi mi dız do dız do dız do ra dız Dokle jurekero Juhere ma henzir ten o juru ken o kuli kapınan o Heke koran eter sen o lau lau dız do dız do dız do Heke koran eter sen o vi vi dız do dız do dız do Vi vi dız do dız do dız do Dıra dız do tle jüreker o Vi vi dız do dız do dız do Dıra dız do tle jüreker o Dız do dız do dız do dız do Dıra dız do tle jüreker o Dız do dız do dız do dız do Dıra dız do tle jüreker o Durenja hoten evinden o juruken o kuli kapınan o Hener cenno henite cenno hekkevere keşne kero Hener cenno henite cenno hekçevere keşne kero Vi vi dız do dız do dız do bra dız do klejre kero Vi vi dız do dız do dız do bra dız do klejre kero Dız do dız do dız do dız do bra dız do klejre kero Dız do dız do dız do dız do bra dız do klejre kero Dız var. Hepsinden güzelmiş ya. çok sevdim bunu. Çok anlamlıdır, çok içeriklidir gerçekten. Evet. Yani hırsız. Evet, evet, evet. Çok güzel. Çok güzeldir. Tam yerini bulur eminim ki. Evet, evet. buldu. yerini buldu. Arkadaşlar, herkes size gene de çok güzel mesajlar var. Tabii izliyorum. Herkes çok memnun, sizi heyecanla, sevgiyle selamlıyorlar, izliyorlar. Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Eyvallah. Bir tane daha söyleyeyim o zaman. Sen evet. Konu bulana kadar, ama ben ne yapayım? Şirin amın, şirin amın, nae bir amın, mırın amın, nae bir amın, mırın amın. Destete kelene kedi, destete kelene kedi, kehaşna bey dırın amın, kehaşna bey dırın amın. Şirin amın delal amın, şirin amın delal amın, nae bir amın ömrün amın, nae bir amın ömrün amın. Müzik
var bu lemala ve bu şevnivi bu kalate bu şevnivi bu kalate bu hanga mezin razı ne bu hanga mezin razı ne bu dile kadı ke mrahe bu dile kadı ke mrahe bu Şirin amel, şirin amel, şirin amel, şirin amel. Nay bir amel, ömrün amel, nay bir amel, ömrün amel. Destete kelene kedi, destete kelene kedi. Ve haşna birbirin amın, ve haşna birbirin amın. Evet çok sağ olun. Güzel güzel müzikler, birbirinden güzel müziklerin. Tabii bizim Zaza toplumunda genelde Zaza dernekleri, Zaza insanları, erkek toplumu gibi bir yapıları var. Kadınlar geride kalıyor. Yani işin gerçeği böyledir. Bunun nedeni bu durum nasıl aşılır? Yani Zaza partisi var, kadınlar yok denecek kadar. Zaza dernekleri evet. var, bunlardan kadın yok denecek. Bir elin beş parmağı. Bu Zaza kadın, Zazaların toplumsal olarak erkeksi bir toplum mudur? Bu kadınlar niye öne çıkmıyorlar? Yani erkekleri derneklerde, partilerde ama oran olarak kadınlar neden geri kalıyorlar? Siz ya neye bağlıyorsunuz? Bunu nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl açıklıyorsunuz? Mavey sen de öldürdün iyice. Ya o her ölen kadındır, dövülen kadındır, bıçaklanan kadındır, en kavganın en önünde koşan kadındır, dağda savaşan kadındır, cezaevinde ilk direnişi sergileyen yine kadındır, her erkeğin arkasında duran da bir kadındır yani. Ben bu konuda çok şey feminist değilim, sosyalistim yani feminist değilim, fakat kadınlar her zaman vardı. Şimdi olay şöyle, ben izah edeyim, anlatamadım herhalde. Şimdi Zaza dili sadece bir dersim değildir. Dersim Zaza evet. dili bir parçasıdır. Şimdi Zazaların yani Siverek nüfus olarak Dersim'in 10 katıdır neredeyse. Yani ilçedir, evet. ilçedir Siverek Dersim'in 10 katıdır. 270 bin Siverek'e nüfusu var. Diyarbakır'ın milyonlarca nüfusu var ve diğer bölgelerde de böyle. Bingöl keza öyle, Siverek de saydık, Piranedir, Dilcesidir vesaire, Elazığ'dır. Şimdi Zazalar, bu Zaza dili denince ana dil diyorsun. Yani oradakiler de ana var, oradakiler de baba var, orada çok çocuk var. Sadece Dersim'le sınır değil. Yani genel olarak şeyi bu Zaza toplumundan oran ola Dersim'e de içine katıyoruz, zaten dışarıdan tutmuyoruz, ama bu toplum erkeksi bir toplum, yani kadınlar siyasetin önünde, erkeklerin önünde görünmüyor. Dersimlilerden elbette birçok partilere, örgütlere katılanları tanıyoruz ama nüfus oranına, diğer bölgelere Zaza dili söz konusu olduğu zaman bunlar hani devede bir kulak deniliyor. Küçük bir şeyi görülüyor nüfus oranına göre. Bu diğer Zaza bölgelerindeki bu dengesizlik size neye bağlıyorsunuz? Yani ben soruyu doğru mu anladım? Yani kadın az erkek çok mu demek istedin? Yoksa kadın erkeğin egemenliğin altında mı demek istiyorsun? Evet, demek istiyorum. Kadınlar baskı altındadır. Kadınlar siyasette, kültürel faaliyetlerde yok gibidir. Ya şimdi eğer yani şimdi evet. erkek egemenliği. Evet. Bir kere biz feodal bir toplum, daha halen feodal bir toplumuz biz. Ben öyle hani söyleyeyim. Bu feodal toplum içerisinde bir kadının savaşması çok zordur. Yani o kadar zor ki o yüzden biraz geri kalabiliyor. Yani bunu aşamamış olanlar var. Mesela siz evet demin örnek verdiniz. Dersim'i bir kenara koyalım. Dersim'in dışındaki bölgelerde henüz daha o kadınlar böyle
rahat bir şekilde kendini ifade edebilecek ya da rahat bir şekilde mi yani öncülük yapabilecek o seviyede daha kadın yok. Kadınlarımız yok ama tabii ki çaba sarf edenler de vardır. Yok değildir. Önce burada erkek arkadaşlarımızın bir kere o beynindeki erkek egemenliğini bir kere silmeleri lazım. Bunu silerlerse o zaman o kadının da önü açılmış olur. Yani kadın o zaman iş bölümünde de çalışır, bir milletvekili de olur, ne bileyim bir sanatçı olur, bir başka bir şey olur, cumhurbaşkanı olur falan filan yani demek istediğim. Yani erkek arkadaşların o egemen ne kadar diyor ben ilericiyim, işte ben şuyum buyum ama nedense evde şu anda bulaşık yıkamıyor. Ben erkeğim diyor. Ben niye bulaşık yıkayayım? Eşitliği savunuyor, anlatıyor bıdı 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 bıdı. Yani kusura bakmasınlar ama evdeki duruşunla dışarıdaki duruşun aynı olmalı. Sen benim evde şiddet uyguluyorsan, eşitlik uygulamıyorsan, beni evde eziyorsan, dışarı çıktıktan sonra da kadın hakları, kadınlar şöyle, kadınlara böyle yapalım diyorsan o doğru bir şey değil. Onun için bir kere bunu atması lazım, kendiyle savaşması lazım. Bu bir. İlk devrim mi yapacak arkadaşım? Kültür devrimi mi yapmak istiyorsun? Önce kendi kültüründen başla, kendinden başla o zaman. Önce kendini sorgula. Yani şimdi kadın çalışmıyor mu? Kadın da çalışıyor. Çünkü o erkek dışarıdayken o kadın da evde çalışıyor. Yemeğini yapıyor, çamaşırı yıkıyor, eve çeviriyor, düzenliyor, çocuklara bakıyor ve bir de yetmemiş gibi eşi geldikten sonra onunla ilgileniyor, onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani bu kadın da makine değildir yani. Onun için erkek arkadaşlar önce bunu başlatması lazım ki kadın da rahat olmalı ki şey yapsın yani kendini öne koysun dediğiniz gibi. Yani Yani istiyoruz şimdi batıda yani Türklerin yaşadığı bölgelerden şeyi yok efendime söyleyeyim ağalık sistemi yok aşiretçilik yok. Şimdi zazaların yaşadığı bölgelerde özellikle halen var. aşiretçilik çok hakimiyettir hala hakimiyetini sürdürüyor. Şimdi bunu nasıl aşabilir bu toplumun insanları? Yani aşiretçilik var. Adam hala evleniyorsa bilmem ne gidip danışıyor ya da tarikatlara danışıyor. Yani burada kadın dışlanıyor. Toplumda kadın çok önemlidir. Kağıt üzerinde işte inanç bazında kadın erkek eşittir ama hala aşiretçilik yaşanıyor. Hala ağalık sürdürülüyorsa bu toplumda özde bu da zazalardan yoğundur. Karadeniz'de aşiretçilik yok. Efendime kalmamış. Hatta Kürtlerin yaşadığı bölgelerde bile aşiretçiliğin etkisi kırılmış. Ama bizim zazaların bölgelerinde aşiretçilik, ağalık sistemi hala çok yaygın. Yani bu halkın dilinin gelişmesi için aşiret reisleri siyasi iktidarla egemen güçlerle hareket ediyor, halkı baskısı altına alıyor, halkın dili, kültürü yok oluyor. O aşiretçiliğin peşinde onu sürdürmeye çalışıyor. Yani bu aşiretçilik sistemi nasıl düzelir? Bu insanlar arasında eşitlik, özgürlük, bu zaza coğrafyasında nasıl gelişir? Bir sorun var burada. yani evet bir sorun var, eğitimsizlik var. Yani eğitimsizlik olduğu yerde cahillik olur. Cahil olduğu zaman da sen o cahille baş edemezsin yani. Dediğim dedik diyor yani. Allah'ım bizi o cahillerden korusun. Zaten ne geldiyse o cahillerin başında bize geldi. Halen üfürükçüye götürüyorsa hasta niyetinde bilim var, bilime inanmıyor ama üfürükçüye inanıyor. Yani öyle halen öyle şeyler vardır. İşte bu da eğitimsizliğin bir şeyidir. Yani sonuçta yine dediğime geldiniz. Aynı şeyi düşünüyoruz. Dönecek, dolaşacak yine eğitim, kültür ve kendimizle yani kendimiz erkek olsun, kadın olsun kendimizle
savaşmayı bileceğiz ki dışa karşı savaşmayı da bilelim. Yanlışa karşı yanlışla gitmemeliyiz. Yanlışı düzeltmek için gitmeliyiz. Yol almalıyız. Şimdi o düzenini bozmak istemez o aşiret reisi her neyse artık. Ya o artık aşiret mi kaldı arkadaş? Millet nereye gidiyor? Uzaya gidiyor. Neler yaratıyoruz? Daha halen biz feodalizmi tartışıyoruz. Halen gericiliği tartışıyoruz. Halen dini tartışıyoruz. Halen şu doğru mu bu yanlış mı? Yani artık birazcık kendimizi bir sirkelememiz gerekiyor yani. Ve bununla ilgili de böyle birikimi, bilgisi olanlar da bu olaya el atması gerekiyor. Birlik olması gerekiyor. Yani yıkılması lazım bir yerde yani. Öyle saçma şey mi olur? Kadının, yani kadın bir sonuçta kadın deyince yani bilmiyorum dersimde bizde daha farklı bakılıyor. Ama yani kadın çok değerli bir şeydir yani sonuçta bir annedir yani. Anne. Seni doğuran bir kadındır yani sonuçta. Sen bir kadından var oluyorsun. Yani. O yüzden orada bulunan sosyal içerikli dernekler, kültürel şeyler varsa onlar bunu çözsünler yani diyeceğim yani bu konuda. Ama lütfen şey de söyleyeyim yani kadınlar aslında çok akıllıdır. Kadınların beyni erkek beyninden bilimsel bir şeydir bu zaten ben söylemiyorum. Daha farklıdır, daha hızlı, daha detaylı, daha incelikli bir şey beyine sahip kadın. Yani kadın dünyayı güzelleştirir ya korkmayın yani kadın dünyayı güzelleştirir. Aslında çirkinleştiren bütün erkek arkadaşlara söylemiyorum bazı şeyler var işte erkekler. Çirkinleştiriyor mesela eşine kıskandığı için hani sonunda ona bıçak çekip öldürebiliyor. Bu nedir? Caniliktir, bu cahilliktir yani. Kadın ondan daha çok bilgili diye mesela onu dövmeye kalkıyor. İkna kabiliyetinde zayıf olduğu için. Zayıf olduğu için ne yapıyor? O zaman gücünü kullanmaya çalışıyor kadına karşı. Ya kadın dediğin nedir ha? Aha ben 52 kilodayım. Bir tane vursan yere yapışacağım. Güçle gelmeyeceksin. Güç ayrı bir şey. Şu kafanı biraz yani kafa şey şekliyle otur ikna kabiliyeti yani varsa ikna kendi tezinde doğruysa kadını ikna edeceksin, kızını ikna edeceksin, gelini ikna edeceksin. Demek ki sen de yetersizsin. Bunu yapma. Sadece yapma demekle olmaz. Ona açıkla bakayım yanlışını, doğrusunu göster bakayım. İkna et yani ikna. O yüzden yani işimiz çok zor güzel dost, çok zor, çok zor. Ama çalışmamız lazım. Anlatmamız lazım. Herkes elini taşın altına koyması lazım. Öyle bana ne ya işte falan dememesi lazım. Herkes bulunduğu alanda, komşusuna, arkadaşına ne bileyim. Yani sosyal bir içeriklik, sosyal bir alışveriş yapması lazım yani. Evet. Değişir, değişir, değişir de tabii ki. Tabii. Siz Dersimlisiniz, Dersim'i iyi tanırsınız. Dersimli Alevi Zazalar genelde sol kesimde. Yani bizim gerçekliğimiz aynı dili konuşan Sünni Zaza kardeşlerimizle sağ kesimde. Yani bu evet. Zaza dilinin önünde çok büyük engellerden biri toplumun yani bu dili konuşanın ikiye ayrılması. Yani Koçgiri, evet. Erzincan, Dersim, Alevi Zaza konuşuyorlar. Bunlar evet Gımgım. Bunlar şeyde, bunlar sol örgütlerde. Efendime söyleyeyim, diğer Sünni Zaza kardeşlerimiz aynı dilde konuşuyor. Onlar da sağ örgütlerde. Yani burada toplum ayrıştırılmış. Bu nasıl birleştirilebilir? Yani o taraf bir kesimi solcu örgütlerde, bir kesimi de yani %90'ı diyeyim sağcı örgütlerde. Yani ateşle barut gibi birbirine bunlar ayrıştırılmış. Yani bu insanlar nasıl hem inanç bakımından aynı dili konuşuyor. Yani dil aynı, efendime söyleyeyim inançları farklı olduğu için bu ayrıştırma nasıl
hangi süreçlerden düzelebilir? Şimdi sağcısı da solcusu da fark etmiyor ama solcuda bulunan fark ediyor. Neden? Biraz daha bilime yakın, biraz daha ilime yakın, biraz daha araştırmacı olduğu için. Ama bence iki tarafı da şöyle bir kafalarından atsınlar bir kenara. Şu dilde birleşmeyi denesinler. Evet. Ne sağ bize yararı olur, ne solun bize yararı olur arkadaşım. Yani bu bir kenara koy, o senin bir yerinde kalsın yani. Ama bu dil için bir yerde birleşmeniz gerekiyor. Yani dil çok mu önemlidir? Ya tabii ki önemli. Buyurun. O dil senin kemiğin demektir. Ya kemiğin, sen eğer kemiğini hissetmiyorsan pamuk gibi yani böyle bükersin atarsın yani. Olur mu? Tabii ki dil önemlidir. Bir insanı diliyle kendini gösterir. Bir insan kültürüyle kendini ifade eder, gösterir. Yani bir karşıdaki insanla temas kurup anlatmak için niye o zaman oturduğu zaman birbirine karıştırıyorlar? Neden? Çünkü o onun dilini bilmediği için, farklı bir dili vardır, farklı bir kültürü vardır. Evet, yani ben şunu söylemek istiyorum. Bir kenara atacaksın sağını da solunu da, arkadaşım burada diline sahip çıkacaksın. Bu dilin alfabesinde yazılacak, çizilecek, ortaya koyulacak. Ortak hepsi evet. De o dili konuşacak, o dilde birleşecek. Hani siyasi görüşün ne olursa olsun, neredeyse dilden içinde kalsın yani. Lazım. Tabii canım. Yani çok orada birleşmesi lazım yani. Başka evet. Türlü bu olmaz yani. Bu ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani, yanlış mı düşünüyorum artık. Çok, çok doğrudur. Sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Çok güzel düşünüyorsunuz. Yani hem türküleriniz güzel, hem sözleriniz, bakış açınız da güzel. Bunlardan umarım herkes ders çıkarır, yararlanır. Yani biz de yararlanmak istiyoruz. Bunlar bizim gerçekliğimizdir. Bunlar bizim doğrularımızdır. Evet. Evet. Bir türkü daha bize söyle. Programımızı ondan sonra kapatabiliriz. Bitirelim. Tamam. Yordum. Kapatmadan önce o zaman ben burada o arkadaşlarımıza, dinleyici bütün dostlarımıza, mesaj yollayanlara, bizi destekleyenlere, bizim yanımızda olanlara, bizim paylaşımımızı paylaşanlara, albümlerimizi alanlara, bizi takip edenlere buradan büyüklerin ellerinden öpüyorum, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Lütfen YouTube kanalımıza abone olun. Biz bu ara çalışmıyoruz, biz müzisyenler, yani benim gibi sanatçılar. Onlar hani belki YouTube'dan birkaç kuruş alır da geçimini sağlar. Yani o bedava bir şeydir zaten. Olurlarsa çok memnun olurum. Ve bundan sonraki süreç içerisinde lütfen birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizi kucaklayalım. Dinimiz, dilimiz, rengimiz, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun, ezilen kesimsek biz birbirimize lazımız. O yüzden birbirimizin yanında olalım diyorum. Birbirimize elimizi uzatalım. Kendi sanatçılarımıza, yazarlarımıza sahip çıkalım. Çünkü azız, çok değiliz. Çok az olduğumuz için ve biz bunları savunduğumuz için birim içerideyiz, tutuklanıyoruz, birçok şeyi yaşıyoruz. Lütfen desteğinizi bizden esirgemeyin. Sanatçı dostlarımızdan da esirgemeyin. Ve ben bir güzel eserle kapatayım o zaman. Sağ olun, var olun. Size de ayrıca teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz başka için. Sağ olun. Gene sizi misafir etmekte onur duyarız. Thank you.
Velat sera ben geyin o çavra yeme tengeder o tufun ge hodra dürmen do ver te gönra nas ne ben o tufun ge hodra dürmen do ver te gönra nas ne ben o We ne ben o, kara ne ben o, dersim be to, tem tariyo, velate ma talan kerdo, amu gencu ne ma ben o. We ne ben o, kara ne ben o, dersim be to, tengu tariyo, velate ma talan kerdo, amu gencu ne ma ben o. Kira kira daykane gane we den abe kan gen abe vela teme dün destane verin heval hevra herin vela çirin kabin abe We den abe kan gen abe vela teme trabdı de Verin heval hevra herin Velat şirin hebin Sona zere mara boni sona biya hobir hobira meke Ali Heyder yıldız mavi biya hobir hobira meke cihane ma mazlum mavi We ne ben o, kara ne ben o, dersin de to, sen bu tariyo, velate ma talan kerdo, amu gencu ne ma ben o. We ne ben o, kara ne ben o, dersin de to, sen bu tariyo, Velate ma talan kerdo ama gencu ne ma ben o. Çok çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için size çok çok saygılar, sevgiler dilerim. Eyvallah. Evet tabii. Öpüyorum. Size saygılar. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Dostça kalın. Berivan Aral türküleriyle kalın. Sağ olun, sizi izlemeye devam edeceğiz. Abone olmalarını istiyoruz bütün arkadaşların size. Herkese saygılar. Evet.
Bilal, bir dahaki programda buluşmak dileğiyle diyelim. Sağ İnşallah. ol. Görüşmek üzere.